Unutmayalım onu da. Tabii aynı Lafarj. Devam et. Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütüne devasa sığınaklar, yeraltı sığınakları, Lafarj söyleyelim, bir beton firması. Yani bir inşaat, yani bu tarz inşaatları yapan bir firma. Orada PYD terör örgütü değildir diyene şu soruyu soruyorum. Bana birisi çıksın ve şunu söylesin. Türkiye'nin hemen yanı başında, Kamışlı'da, şurada, burada, devasa NATO standartlarında devasa tüneller yapıldı. Ve o tünellerin içi devasa silahlarla donatıldı, cephanelerle donatıldı. Söyler misiniz? NATO standartlarında bir büyük orduyu donatacak şekilde silahlar kime karşı kullanılacaktı? Bir iki cümle söyleyeyim onunla ilgili. Neden Lafarj Suriye'de? Yani bu sadece bir iktisadi gelir elde etmek için mi? Yani Lafarj'ın gerçekten bir Fransız firması olarak Suriye'den gelecek paraya çok mu ihtiyacı var? Para vermiyor ki. İşte, YPG para ödemiyor. İşte oraya getireceğim. Yardım ediyorlar. Konu şu. Konu Fransa'ya alan açmak. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Suriye eski kolonisidir. Bu koloni üzerinde kendisine alan açmak için Afrin'de, Tel Abyad'da, Rasul Ayn'da, içinde metro hatlarının işleyeceği büyüklükte tüneller inşa ediyorsunuz. Karabağ'da. Tünel inşa etmedi ama. Ya Karabağ'da tabii. O hattın bir ucu da Karabağ. Neden Karabağ'da biliyor musun? Çünkü Minsk grubunun 3 tane eş başkanı var. Bir tanesi Fransa, bir tanesi Amerika, bir tanesi Rusya. Yani Suriye'nin cevabını verdik. Ünal Çeviköz'ün o yüzden zoruna gitti. Tam ona getireceğim. Fransa'ya alan açmak için bu bölgelerde inşa etmiş oldukları tünellerin içerisine de Minsk grubunun diğer eş başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel askeri firmalarının paralı savaşçıları geldi. Hem Afrin'de hem de Rasul Ayn ve Tel Abyad'da Mehmetçiğe karşı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.